Tamam Fikret, 40 kere sordun aynı şeyi. Geleceğim diyeyim işte. Geleceğim, tamam. He, Peri Hanımlara. Verme Hüsnü'ye, Hüsnü'ye. Kapatayım ben, haydi, haydi. Hadi işim var, kapat. Kızım. Babacığım. Hayrola, nereden böyle? Ben hemen açıklayayım Şakir amca. Biz Hande'nin herkese söylediği yalanları ortaya çıkarttık. Ben sen de bil istiyorum. Şimdi şöyle oldu. Tamam lan, tamam. Ben de öğrendim her şeyi, bileyim, merak etme. Babacığım, sen de mi biliydin? Babalar her şeyi bilir kızım. Her zaman her şeyi söylemez. Sana da biraz haksızlık ettik galiba. Kusura bakma. Her yılan zehirli değilmiş demek ki. Öyleymiş. Şakir amca bir de şey, taşkıran bir yatırımcı kaybetmiş olabilir bu yüzden. Ama şimdiye kadar yatırımcıyla mı yaşadık zaten? Boş ver, senin canı sağ olsun. Aileni bulduğuna göre gidersin artık. Yine mi kovuyorsun beni? Yok ya, anan baban görmeye gidersin demek isteyeyim. Yok, yani gitmek istemem yanlarına. Ya biz o düğün videolarını izledik, çok da öyle beni merak eden, kollarını açmış, beni bekleyen bir ailem yokmuş. O yüzden ben burada kalmak istiyorum eğer bir sakıncası yoksa. Hande hariç. Veliş, hiç kapatmayacaksın değil mi bu konuyu? Asla. Dile düşeceğine yedi kat gökten düş. Geç sen onu da ettin. Ay Allah. Şakir amca, o zaman bana veriyor musun tekrardan ahır palası? Ha? Ben yerleşeyim mi oraya? Çünkü bak ben borcumu ödemek istiyorum. Bilmem, bir şey istiysen Zeliş'e sor. Benim işim var. Zeliş beni her hafta kovuyor Şakir amca, öyle olmaz ki. Sen bak, tamam da o başka hiçbir şey söyleyemez. Tamam da sen verdin de. Ha? Zeliş'e sor. Hala Zeliş'e sor diyor, beni kovma sandığa sandığa gitti ya. Gençler, ben de eve gideyim. Gelirim zaten. Zaten. Zeliş Hanım, düştük yine biz senin eline. Hiç mi canı çekmiyor zengin hayatı? Senin olmadığın hiçbir hayatı benim canım çekmiyor. Ama eğer ki sen istiyorsan gidelim. Yok, benim için taşkırandan başka yer yok. O zaman benim için de yok. Ben yerleşeyim mi ara, ha? İyi hadi, ne yaparsan yap. Bak çıkmam ama sonra bir daha. Çıkma, sakın çıkma. Ne dedi? Bir şey dedi. Lan tam girerken bir şey söyledi, ne dediğini duymadım ya. Ama gülerek söylüyordu. Kesin güzel bir şey söyledi. Ne dedi acaba? Şimdi gidip sorsam söylemeyecek ki. Bak biz var ya, biraz daha zorlasak. Ne bileyim, şurayı izolasyon falan yapsak. Kışı da geçiririm ha ben burada. Donarsın ulan, buradan heykelini buluruz. Heykel gibi çocuğum ya. Ondan mı? Ortak noktanız ikinizin de hareket edemiyor oluş canım. Ne dedin sen? Ne? Canım mı dedin? Yo, demedim. Dedin dedin. Canım, dediysem de lafın geç dedim. Ha, bak yine dedim. Ya sen de insanı şaşırtıyorsun ha. Hem ben onun için demedim. Ne için dedim? Şey için, babam tomruk almış. Ya senin yanına arkadaş geliyor şakası mı yapacaksın şimdi? Vallahi aslında sen hiç hak etmeyin ama ben dedim ki, yani madem borcunu ödeyene kadar burada kalacaksın, şu ahırın yanına sana doğru düzgün bir şey mi yapsak diyeyim. Nasıl ya? Benim mi olacak? Senin olacak. Topuzu da sana yapacağız hatta. Kalmak için diyeyim, kalmak. Sen var ya, benim gitmemi hiç istemiyorsun. Ben diyeyim ki acaba biz hiç uğraşmasak, sana direkt bir tabut mu yapsak? Yok, yok, tamam. Ev iyi. Evde kalalım. Biz. Neyse, hadi gel. Şunları getir. Şuraya doğru.
Ben de getireyim hepsini. Sen getir. Sen de taşı. Sen getir, haydi. Taşıyamayacağım mı? Uş ya. Bak. Bak. Bura antre olsun. Ben öyle sevmeyeyim böyle labirent gibi koridorlu evler. Her kapı odaya açılsın ki birbirimizi görebilelim. Yani evin içinde kaybolmayalım. Bizim ne alakası var ya? Sen yani ömrün sonuna kadar burada kalacak değilsin ya. Elbet borcunu ödeyeceksin, gideceksin. Hayda. Bak, burası balkon olsun. Sabah güneşini güzel alır. Hem de böyle öğleden sonra yorgunluk çayı, kahvesi içilir güzel. Gerçi sen hep çalışan ama neyse. Bak, şurası da mutfak olacak. Şöyle bir oba manzarasına baka baka böyle güzel güzel yemeğimizi yapalım. Güzel olur. Zeliş. Ha. Sen bana mı yürüyorsun? Yok. Yok yok, sen bayağı yürüyorsun bana. Böyle ev falan. Bak, doğru konuş. Yoksa o tırnavların ağzına çakarım senden. Oha yani. Fikrin kendisinden mi korkayım yoksa bu kadar alelacele hemen bu fikri bulmuş olmana mı bilemedim. Ben gideyim, sen tek başına yerleş. Bak, bana yürüyorsan söyle. Ben de sana karşı boş değilim. Bileyim yani, o yüzden söylüyorum. Bak, çok konuşma. Ben gelene kadar da evin temellerini atmış ol. Nasıl ya, ben mi atacağım temeli? Ben ne anlarım ki temel atmaktan? Zeliş! Yapacaksın işte bir şeyler artık. Bak, hiç arkasına bakmadan da gidiyor.